Son aylarda bakliyata gelen %30 ile 40 arası zamlardan sonra vatandaşların alım gücü daha da düştü. Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya ise üretimin az olmasından dolayı önümüzdeki aylarda bakliyat fiyatlarının daha da artacağını söyledi. Türkiye özellikle bakliyat üretiminde kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yer alıyordu. Gelinen son noktadaysa Hindistan ve Arjantin'den nohut, Kanada'dan mercimek, Meksika'dansa kuru fasulye ithal ediliyor. Bu ürünlerin ithalatı dövize bağlı olunca fiyatları da her geçen gün artıyor. Bugünlerde zincir marketlerde bakliyat fiyatları kalitesine göre pirinç 55, sarı mercimek 33, yeşil mercimek 45, kuru fasulye 45, nohut 40 liradan satılıyor. Pazarlarda kurulan bakliyat tezgahlarında fiyatlar biraz düşük olunca bazı vatandaşlar buralardan alışveriş yapıyor. Pazarda bakliyat ürünleri satan esnaflardan Kadir Sabır, bazı ürün fiyatlarının geçen yıla göre 4 ya da 5 katına kadar çıktığını söylüyor. Valla fiyatlar tabii geçen seneye göre çok fark etti. 4 katı falan fark etti. Bazı ürünlerde 5 katı oldu. Ne mesela o? Hangi ürün mesela? Mesela pirinçler. Geçen sene bakıyorum alışlarıma 6 lira 9 lira olan ürünleri bu sene 36 liraya alıyor. İhtiyacı olan alıyor. Bir almıyorsa yarım alıyor mesela. Ama eski alım gücü kimsenin kalmadı zaten. 6 liraya alıyormuşumdu şu pirinci. Bu 36 lira olmuş. Şu olmuş 30 lira. Osmancık fabrikada. Bu malı geçen sene 5 liraya alıyorduk. 5 liraya alıyorduk. 7,5'ya satıyorduk. 7'ye satıyorduk. Şimdi şu fasulyeyi 45 liraya satıyoruz. Geçen sene 20 liraya almışız. Şimdi köylü istiyor 45 lira şu malı. Yetiştirdiği malı yani 45 lira toplam bizden istiyor. Pazardan bakliyat alan bazı vatandaşlar yüksek fiyatlardan dolayı artık zor alışveriş yaptıklarını belirtiyor. İstiyorum. Fiyatlar uçtu uçtu. Hiç getirecek bir şey yok. İşte bulgur aldık, baharat aldık, bir şeyler aldık. Çok fena. Getirecek gibi bir şey kalmadı. Rey zamanı geldi mi rey herkes istiyor ama bunlara hiç bakan yok. Kuru fasulyeyle mercimek al. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar mı? Ne diyeyim ki? Piyasa aynı, piyasa devam ediyor. Durmadan zam üzerine zam. Bakliyat fiyatlarındaki artış lokantacıları da doğrudan etkiliyor. Kent merkezinde lokanta işleten ve fiyatları uygun seviyelerde tutan işletmeci Nail Korkut, son gelen zamlardan sonra gelirin giderlerini karşılamadığını söylüyor. Nasıl etkiledi? Gelir gideri karşılamama başladı. Geçen yıl fiyatlar nasıldı? Geçen yılki fiyatlar gayet iyiydi. O zaman kâr edebiliyorduk. Gıda fiyatları bu kadar değildi. Kâr marjımız tabii ki. Gıda fiyatları %300 arttı. Ama bizim yemekler %100 bile değil yani şu anda. Bir porsiyon kuru fasulye 25 lira. Nohut da 25 lira. Pilav da aynı. Esnaf lokantası olduğu için öyle. Nasıl ayakta duruyoruz? Yan gelirle. Yan gelirlerimiz var. Onunla. Başka türlü mümkün değil. Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya da yaptığı açıklamada bütün gıda fiyatlarında bir artışın gözlendiğini, bu artışın bakliyata da yansıdığını söyledi. Diğer gıda fiyatlarındaki olduğu gibi, yükseliş olduğu gibi bakliyat ürünlerinde de, kuru bakliyat ürünlerinde de son günlerde ciddi şekilde yükselişler olmakta. Bir şeylerin fiyatını bir dengede tutabilmek için üretmek gerekiyor. Şimdi üretmek için de bir planlama gerekiyor. İşte bu öngörü de bu planlamada gerekli bizim için. Kaya açıklamalarının devamında bakliyat fiyatlarının önümüzdeki aylarda artmaya devam edeceğini söyledi. Şu anda gıda ürünlerinde yüklediği için önümüzdeki günlerde de devam edeceğini, buna bağlı olarak da bakliyat ürünlerinde de yüklediği için devam edeceği öngörülmekte.